Şimdi biz bugün konuşuyoruz, hani daha güzel anlatıyoruz ama tehlike geçmiş değil aslında. Tabii. Evet. Değil şöyle, mi? Yani onu konuşalım ne olur. Bir tek rahatladık ama. Evet ama hani böyle bir rahatsız ediyoruz falan dememeliğimiz gerektiğini düşünüyorum. Virüsün yoğunluğu azaldı. Evet. Şimdi virüs her yerde olabilir. 3-5 virüs almak hasta olmuyoruz diyor mikrobiyologlar, epidemiyologlar. Diyorlar ki virüsün yoğunluğu önemli. Ne kadar çok virüs alırsa o kadar çok hasta oluyorsunuz. Gerçekten maalesef öyle. Bunu da izah edelim. İsterseniz arkadaşlar o görüntü o şeyi konusunda alalım. Hocam sizi oraya alayım. Tabii ki. Ben. Gelin buyurun lütfen. Şu bisikletli olan yani mesafeyi şeyi alalım hocama. Şimdi bakın. Aynen. Hep mesafe 1,5 metre 2 metre. Aylarca bunu konuştuk. 1,5 olsun 2 mi olsun. Eğer duruyorsanız sizin de benim gibi 1,5 metre yeterli. Böyle değil yeterli mi? Yeterli. Evet. Ama yürüyen bir insan arkasından gidiyorsanız o kadar farklı durum oluyor ki rüzgar tüneli efekti oluşuyor. Ben geri veriyorum bakın, sizin o şeyi değil mi? Evet. Damlacık arkaya doğru gidiyor. Siz o 1,5 metreyi muhafaza ederseniz risk altındasınız. Dolayısıyla daha mesafeniz açık olmalı. En az 4 metre olmalı. Önünüzde yürüyen bir insanın 4 metre arkasından yürümesi hocam, lazım. Hocam 4 metre neresi? 4 düşünün, metre işte eğer böyle mi? Herhalde sizin aranız 4 metre. Koşuyorsa rüzgar tüneli efekti çok daha fazla. Daha da fazla. En az 10 metre olmalı. Dolayısıyla sokakta o iç içe girmiş insanlar, o plajdaki bisikletle insanlar. Bisikletle olsa zaten çok daha fazla 20 metre olması lazım. Yani yürüyen bir insan arkasında hemen 1,5 metre emniyeti zannetmeyin. Ya. Yürüyen bir insan arkasında en az 4 metre koşuyorsa. Şöyle bir de şunu anlamıyorum. İnsanlar sanıyorlar ki koşarsam sağlıklı olacağım. Doğru, spor yapmak iyi bir şey ama bugün değil. Değil. Bugün sokaklara çıkıp maskeyle koşan insanları bekleyen potansiyel felaketler var. Ben maskeyle koşmak ne demek hocam, ben hiç anlamıyorum maskeli onu. Zaten zannediyorlar ki koşarsam korona olmam. Son derece akılsızca bir şey. O maske, oturduğunuz yerde o maske çok rahatsız ediyor. Koşarken nemleniyor, ıslanıyor. Ayrıca sürekli karbondioksit aldığınız için bir an sonra kolaps çok rahat olabilir. Ne kadar antrenman olursanız olun. Şu 4 metre sonunda yok değil mi burası? Tahmin ediyorum burası var. Var bu kadar. Yani düşünebiliyor musunuz ne kadar yürüyen uzak? Yürüyen bir insan arkasında çok gördüğünüz görüntülere bak. Haraklı evet olun lütfen. Evet. Gördüğümüz görüntüler hocam. Bir de anlayamadığım bir şey var. Şeyler yani. Dün televizyonlarda vardı. İnsanların sinirleri çok bozuldu herhalde. Minibüste bir hanımefendi uyarıyorlar. Evet. Maske tak diye. Delirmiş. Delirmiş ya, maskesi götürüp takmayacağım işte, takmayacağım işte diyor. İnsanların psikolojisi bozuldu tabii. Bozuldu. Ama birbirimizi uyarmak zorundayız. Sağlık o minibüs şoförü çok hassas davrandı. Çok komikti ya, Sağlık Bakanı paylaştı. Bir tanesi maskesini takmış, öbürü maskesini öbürü gözüne takmış. Takmış, metrobüste gidiyorlar. Metrobüste uyumak için protesto gözüne protesto ediyorlar, isyan ediyorlar, hastalığa isyan ediyorlar. Böyle bir şey yok. Maskemizi de takacağız, mesafemize dikkat edeceğiz ve bu senenin sonuna kadar bundan çok dikkat edeceğiz.